Merhaba iş makinesi sevdalıları. Bu belden kırmanın artikülasyon açısının göstergesi. Altındaki de yakıt göstergesi. Makinamızın saati, çalışma saati. Evet arkadaşlar, makinamızda iki adet joystick'imiz mevcut. Solda ve sağda olmak üzere iki adet. Şimdi joystick'imizin üzerindeki düğmelerden başlayalım tanıtmaya. Bu gösterdiğim düğme, iki düğmemiz, sarı düğmelerimiz, vites, yani vites artırmak ve vites küçültmek için kullandığımız düğmelerimiz. Bu gösterdiğim iki siyah düğme ise ön lastiklerimizi sağa ve sola yatırmak için kullandığımız. Bakın şu şekilde. Sola bastığımız zaman sola, sağa bastığımız zaman sağ yatıyor lastiklerimiz. Bu gösterdiğim düğme ise belden kırmanın otomatik toplayıcısı. Evet, vitesi göstereyim. Vitesimiz sol joystick'imizin altında. F ileri, N boş, R geri. Sağ joystick'imize geçelim. Sağ joystick'imizde üzerinde siyah bir düğmemiz var. Burada 4 hareketimiz var bu siyah düğme üzerinde. Düğmeyi ileri doğru ittiğimizde bıçağımızı öne doğru eğiyor. Gördüğünüz gibi. Arkaya bastığımızda normal konuma getiriyor. Sağa doğru bastığımızda komple dairemizi sağa, sola doğru bastığımızda dairemizi sola doğru kaydırıyor. Evet, normal konuma alalım. Bu şekilde. Bu levyemizin hareketlerinden bunlar. Daha sonra levyemizi komple sola doğru çektiğimizde bıçağımızı sola, sağa doğru çektiğimizde ise bıçağımızı sağ tarafa doğru kaydırıyor. Bu şekilde. Bükme hareketi dediğimiz hareketi yaptığımızda, bakın sağ tarafa doğru büktük. Bıçağımızı dairenin altından itibaren sola ve sağa doğru döndürüyor. Döndürme hareketi. Bükme hareketi yaptığımızda bu hareketi yapıyor. Evet. Şimdi altında bir düğmemiz daha var bu sağ joystick'imizin altında. Sarı bir düğmemiz var. Bu sarı düğmeye bastığımızda diferansiyel kilidi dediğimiz kilidi devreye sokuyor. Bakın ekranda da görüyorsunuz. Yeşil. Evet, sol joystick'imize geçelim. Gösterdiğiniz gibi bu düğmelerin zaten görevlerini gösterdik size. Şimdi arkadaşlar, sol levyemizi sağa doğru çektiğimizde direksiyonumuzu sağa kırıyor. Aynı arabalar olduğu gibi. Sola doğru yaptığımızda ise sola kırıyor direksiyonumuzu. Bunun hareketi bu. Sağ ve sol. Daha sonra bükme hareketi dediğimiz hareketi yaptığımızda aynı diğer joystick'te yaptığımız gibi bu da belden kırma hareketini yapıyor. Sağ ve sola büktüğümüzde belden kırmanın hareketini yapıyor bize. Daha sonra joystick'imizi aşağı doğru indirdiğimizde bıçağımızın sol tarafını aşağı indirip yukarı doğru kaldırdığımızda ise yukarı doğru kaldırıyor bıçağımızın sol. Yani bu sadece sol joystick, sol tarafı. Aynı hareket sağ tarafta da var. Sağ tarafta da aşağı indirdiğimizde aşağı, yukarı kendinize doğru çektiğinizde yukarı doğru kaldırıyor. Bu da bu harekete yarıyor. Joystick'lerimiz hareketleri bunlar. Evet. Burada park frenimiz var. Altında kontağımız. Geçelim göstergelerimize. Bu gösterdiğim sigorta paneli. Silecekler. Klima ünitesi ve teybimiz. Düğmeler geçtiğimizde bu düğmemiz şevk ümini ileri geri yapmak için kullandığımız vantilatör, aydınlatma düğmelerimiz. Bu düğmeyi kilitlediğimizde kesinlikle bütün hidrolik akışını keser. Hiçbir hareket yapamazsınız. Joystick'lerimiz yani boşa çıkar. Sadece ön lastikleri kullanabilirsiniz. Lastiklerimizi sağa sola çevirmek için bu hareket yapabilirsiniz. Diğer bütün hareketleri iptal ettirir. Evet, dörtlerimiz, şanzıman düğmemiz. Burada ise hız sabitleyici dediğimiz düğmelerimiz var. İki tane bunlar mevcut. 24 volt çakmaklığımız, 12 volt çakmaklığımız,
Burada yol bilgisayarımız var. Burada ise arka riperimizin düğmesi mevcut. Aşağı indirir, riperimizi indirir, yukarı kaldırır, kaldırır. Burada kornamız ve sinyallerimiz mevcut. Başka teknik olarak şöyle göstereyim bir de. Aynı araba mantığında debriyaj, fren ve gaz pedallarımız mevcut. Teknik olarak bunlar var arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.